Merhaba değerli izleyiciler. Özcan Deniz'in bebeğine dört bakıcı birden tutmuş olması magazin gündemini sarstı. Tesadüfen ortaya çıkardığım <laughs> bu bilgiyi paylaştığım haberin başlığına taşıdım. Elbette Özcan Deniz'in Kıbrıs'ta konser vermesi, ailesiyle birlikte orada tatil geçiriyor olması bu bahaneyle haber değeri taşımıyordu. Bunlar önemsiz şeyler ve sıradan şeyler. Ancak PR Ajansı'nın, otelin PR Ajansı'nın yolladığı basın bülteninde, satır aralarında yazdığı o kısacık bilgi ilgimi çekti. Neydi o bilgi? Bizim otelimizde kalacak. Otelimiz şu kadar büyük ilgi görüyor Özcan Deniz konserinden dolayı. Bu kadar büyük ilgi görüyor. O yüzden orada kalmak istiyorlar. Özcan Deniz'e aynı kalıpta kalmak istiyorlar müşteriler biz de o katı kapattık ve Özcan Deniz'in ailesine şu kadar şey ayırdık, oda ayırdık. Özcan Deniz işte annesiyle geliyor, hanımıyla geliyor, bebeğiyle ve dört bakıcısıyla geliyor. PR ajansı, koskoca PR ajansı bunun Özcan Deniz'in istemediği bir bilgi, gazetecilere geçilmemesi gereken bir bilgi olduğunu bilmiyor, fark edemiyor, öngöremiyor ve bunu bize yolluyor. Ben Özcan Denizle falan konuşmuş değilim, ama Özcan Denizi çok iyi tanıyorum, ünlüleri çok iyi tanıyorum. Onun için biliyorum ki bu tür bilgilerin gazetecilere verilmesini asla istemezler. Hele Özcan Deniz asla istemez. Ben o iki satır bilgi arasında bu e, dört bakıcı sözünü okuyunca bunu başlığa çıkardım. Elbette ki bir bebeğin dört tane bakıcısı olması ilginç. Haber değeri taşıyor. Ne yani? Dört bakıcı ne yapıyor bebeğe? Biri güneyden, biri kuzeyden, biri doğudan, biri batıdan mı bakıyor? Biri altını değiştirirken öbeği, öbürü gaz çıkarıyor, öbürü puş puş yapıyor. Öbürü de mama mı yediriyor? Özcan Deniz bilir. Parayı veren, harcayan o. Bakıcıları tutan o. Ee, onun paşa gönlü bilir, keyfi bilir. İstediği kadar bakıcı tutar. Ancak biz de bunu haber alınca başlığa taşırız, öne çıkartırız. Öyle değil mi? Çünkü ilginç. Ve nitekim sosyal medyada ben bunu paylaşınca bu Instagram hesabımda pek çok yorum yapıldı paylaşımın altına. Ve e, insanlar kimi şaşkınlığını ifade ediyor, kimi Özcan Deniz nereden geldiğini unutma, bu ne savurganlık diyor. Kimi de size ne yahu, size ne istediği kadar tutar, para onun değil mi diye e, yorum yapıyor. Peki neydi bu e, haberin aslı? İsterseniz otelin geçtiği Kıbrıs'ta bulunan elaksus otelinin geçtiği bilgiye şöyle bir göz atalım. Ne zaman konser verecek Özcan Deniz? 29 Haziran Cumartesi günü. Aynı zamanda da orada tatil yapacak. Üç gün önceden ailesiyle birlikte gidecek diye otel bilgiyi geçmiş. Benim bildiğim kadarıyla Özcan Deniz zaten şu anda tatilde. Ailesiyle birlikte bir mavi tur yapıyor. Yat kiraladı ve bir mavi tur yapıyor. Otelin yazdığı gibi bu ilk PR ajansının yazıp yolladığı gibi bu ilk tatili değil. ilk defa tatil yapacak çocuğuyla diye başlığa çıkarıp yazmışlar. E, yıllardır sahneleri ara veren Özcan Deniz'in hayranlarıyla buluşacak olması e, otelde rezervasyonların artmasına yol açtı. Özcan Deniz eşi, oğlu, annesi ve dört bakıcısıyla otele üç gün önceden gelip kısa bir de tatil yapacak. Kıbrıs'ta tatil çok güzel olur laf aramızda. Kıbrıs'ı ben de çok severim ve sene senede iki üç kere giderim eşi Feyza Deniz için tamamen organik ürünlerden oluşan bir menü listesi hazırlandı. Otelin verdiği sırlara bak. Özcan Deniz için yapılan hazırlıklar diyor. İki nokta üstte. bir kral dairesi ayrıldı. Yakışır. Altı suit oda. Bakıcılar da suit odada kalacak demek ki. 3 vito araç. Üç tane de o siyah camları da koyu renk olan minibüslerden. Demek bakıcılar için bir minibüs. Ee, anne için aile üyemiz, Özcan Deniz ve eşi için de aile üyemiz öyle anlaşıyoruz, anl anlıyoruz. Kadroyu da saydılar çünkü otelde e, heyette kimler var. Öte yandan Özcan Deniz evet bu da bir ek bilgi benim haberde verdiğim. Yatak firmasının, İdaş Yatak firmasının reklam reklamlarında da oynayacak bir yerden kazanacak ki harcasın. İşte kazanıyor bir yerden kazanıyor. Dizilerden çok iyi kazanıyor. Sinema filmlerini tutturuyor kazanıyor. Ve reklam filmde de oynayacak kazanacak. Bir yerden oynasın ki bir yerden kazansın ki bir yerden harcasın. Peki beğendiyseniz beğen yapın ve abone olun. Abone olun ki paylaşımlarım ben size aktardığım zaman videoyu paylaştığım zaman haberiniz olsun paylaşımlarımdan. Saygıyla.